Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize yürekten selamlar, sevgiler. Hafta başı yayını, pazartesi günü yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Dün bir seçim yaşadık. Seçimin ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Kaybedenlerin daha fazla azimlenmesi gerektiğini Nerede yanlış yaptık da kaybettik Demesini umduğum, kazananların da biz kazandık, artık bundan sonra bizi kimse durduramaz dememesini istediğim bir seçim ee, siyasetçilerden. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bir hafta başı yayınında daha bizlere kimler yorumlar göndermiş, hangi canlarımız? Tanso Luters. Garip Çelenk, Ergun Çevik, Enver Batmaz, Niyazi, Doğal Su 72, Nilüfer Çelik, Derviş Yıldırım, Selçuk Altın Makas, Şerife Demirci, Rabia İna, Mahmut Alkaya, Senem Balahizar, User diye çıkanlar artık onlar beni affetsinler. Yine çok güzel bir sunum olmuş. Teşekkürler demiş. Özkan, Özcan, Hatun Doğan ablam, Aysun Tokatlıoğlu, Mehtap Kayalı, Dilber abla, Dilber 6341, Savaş Alanç, Fatih Ertal, Turgay Gürfidan, Adem Mustafa, Adem Mustafa, engelsiz kameraman ve bir ablam var. Ellerinden öpüyorum. Murat oğlum, bu ilan açıklamalı ve tarifleri çok farklı ve alakasız çıkıyor. Hiç utanmıyorlar da diye böyle bir yazı yazmış. Ama Niki çok da böyle belli değil. Onun da ellerinden öpüyorum. Oğlum dediğine göre demek ki yaşça büyüğümüz. Ellerinden öperim. Hasene Burhan, Altan Er Yılmaz, Fatoş SDFK 1368 Erkan. Selen Ricancal. Nurgül Akkaş. Yunilise Fizik Profesör DRNY. Ali Ercan. Ekrem Yıldız abim. İstepan Söğütlü. Fatma Oruk. Songül Akdoğan. Ahmet Ahmet 9113. DY kardeşim. DY kardeşim. DY 982. Yavuz Eraslan. Selam gönderen, yorum yazan, gönderemeyen de tüm canlara kucak dolusu selamlar, sevgiler. Haydi bakalım pazartesi günü heybemizden neler dökülecek? Yayına geçelim. Evet canlar ilk ilanımız Milas'tan günlük. Güllük değil. Bodrum'a yakın değil. Yani Bodrum'a hemen yakın böyle gördüm. Güzel de ev. Bir buçuk milyon değil. Biraz uzakta. Böyle bir yer atmışlar bugün ilanında. 1 Nisan bugün benim de aslında annemin doğum günü. Annemin de doğum gününü buradan kutluyorum. Ellerinden de öpüyorum. Nisan bir şakaları vardır ya. Biz de belki Nisan bir çocuğu olabiliriz. Benimki geçti tabi 26 Mart'tı. Bugün 1 Nisan. Çok güzel bir gün, çok güneşli bir gün. İnşallah Yüce Allah'ım herkesin gününü böyle bereketli ve aydın kılar. Evet şimdi karşımızda böyle bir ilan var. Milas Selimiye günlükte iki katlı müstakil köy evi demişler. Aslında eve şöyle dıştan ve içten de baktığımızda öyle çok abartılı masrafının olmadığını, Ufak tefek masraflarla evin tadilatını yapabileceğimiz, oturabileceğimiz bir ev olduğu gibi böyle e, yola cepheli de bir yer olduğunu görüyoruz. Yani asfalt yola, sokağına cepheli olduğunu görüyoruz. Ön tarafında da şöyle küçük bir bahçesi var. Mini bahçeli bir yer burası. Benim tahminim e, ufak bir yer. Zaten metrekare olarak da çok öyle belirtmemişler. Üst tarafta yukarıda e, güzel böyle bir teras var ön tarafında yine bahçenin ön tarafında yani sokak tarafına bakan tarafta dediğimiz yerde de şöyle ufak bir de balkonu da var ayrıca. Önünde küçük bahçesi var. Bu da herhalde yan arkaya bakan yeri. Yani arka tarafa bakan bahçesi diye düşünüyorum. Altta taş yapı olmasına rağmen, taş olmasına rağmen yine beton kolonlarla birlikte yapılan sağlam bir ev olduğunu yani şöyle yıkık dökük viran evlerden biri olmadığını görüyoruz. Şu alttan da gördüğümüz işte kolon ve betonları arkadaşlar. Altı tabi onlar hayvan barınağı ya da depo olarak kullanmışlar ama altın yüksekliğine bağlı olarak alt katı kullanabilir misiniz? Çok öyle boy şeyi yok burada. Biraz alçak yani depo'nun dışında. Hani altta da böyle bir daire gibi bir şey çıkar mı? Oradan da bir ev çıkar mı? Böyle içten merdivenli bir dubleks yapabilir miyiz? Şeyi geldi bana ama değil öyle değil. Ön tarafındaki mini bahçeye şöyle çevrildikten sonra yoldan ayrıldıktan sonra kullanılabilir mi? Onun kullanma sanki durumu var şu merdivenlere kadar getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yan tarafında da yine küçük bir bahçe var ama ona mı ait o bahçe? Onu bilemiyorum arkadaşlar evin içi ve dışı olmak üzere çok fazla büyük bir masrafı yok. E, açıklamada Milas Selimiye günlükte tapuda iki katlı kargir ev olarak kayıtlı ufak bir temizlikle oturulabilir durumda olan Milas merkeze 26 kilometre en yakın sahile 33 kilometre mesafede uygun fiyat süper müstakil ev diye bu ilanı vermişler arkadaşlar. Konum olarak şimdi bakacak olursak ki bu çok önemli. Herkesin aracı yok. Ama aracı olanlar varsa burayı ciddi ciddi düşünsünler derim. Şimdi bulunduğu günlük köyünde bir tane ilkokul görüyoruz. Bir de cami görüyoruz bu haritadan baktığımızda. Milas'la arası 26 kilometre yani 30 dakika bahsettikleri gibi böyle bir mesafesi var arkadaşlar. Şöyle haritayı çekeyim. Günlük ve Milas'ın mesafesini görelim ama günlük geçen günlerde de baktığımız gibi Hacı Ahmetler dediğimiz Selimiye taraflarına daha yakın arkadaşlar. Yani daha yakına gitmek istiyorsanız eğer oralara çok yakın. Yani Hacı Ahmetler'e mesafesi 8,5 kilometre yani 12 dakikalık bir mesafesi var. Kötü bir yer değil, kötü bir yer değil. Ee, yaklaştığım zaman keşke oradan görüntüler alabilseymişiz ama alamıyoruz Biraz virajlı yollardan sonra ulaşabiliyorsunuz Aslında 8 dakikada e, Selimiye'ye inme şansınız da var Ama çok da uzak değil Bu arada Bafa'ya da çok uzak değil Mesela Bafa'ya da 18 dakika 16 kilometrede e, Bafa'ya da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar Denize ulaşır mıyız Murat? Denize kıyı kışlacığa ulaşırız 37 dakika 32 kilometrede kendi arabanız varsa arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Böyle bir yer. Böyle bir yer. Peki Milas Selimiye günlük mahallesine hemen bakalım başka satılık yer var mı? Ev olarak satılık yer yok. Ama arsa olarak arattığımız zaman var arkadaşlar neler var? 252 metre kare zeytinlik var. 260 bin lira istiyor ama zeytinlik bakın unutmayın bunları gel ya zeytinlik bak sana ev yaparız ha. bak şimdi mesela 260 bin lira 252 metrekare e, o zaman ben aptal mıyım kardeşim niye bir buçuk milyon vereyim diyebilirsin değil mi ama işte işin rengi öyle değil Şimdi bak ne yazmış? Bir sok sanatçının, iş adamının, yatırımcının akın ettiği coğrafyadaki satılık zeytinlikler en doğru yatırım aracıdır falan filan böyle süslemişler de süslemişler. İçerisinde birçok verimli, akıllı tip ve bakımlı zeytin ağacı varmış. Asfalttan tarafa elektrik direkleri mevcut. Şimdi elektrik direği de mevcut olsa Tamam mı? Burada su da olsa, o da olsa, bu da olsa şöyle fotoğrafları büyüteyim. Çok şahane bir yer ama 45 metrekarede 45 metre asfalta diyor, mesafesi de var diyor. Burası zaten köy. Bakın evler burada. Sen buradan yolun var mı? Buraya yol var mı? Yani yoldan kadastral yolu var mı zeytinliğe giden? Var mı, yok mu? Onlar belli değil. Elektrik olsa ne olur, olmasa ne olur arkadaşlar? Yani bunun bir yatırımı da olmaz size söyleyeyim. Ya ucuz mu ucuz? 250'ye alırsın ona göre satarsın. 250'ye alırsın yarın öbür gün burayı ona göre bir fiyatlara satarsın. Biraz da meyilli bir yer buradan gördüğüm kadarıyla ama öyle ev hayali burada olmaz. Zeytinliğe ev yaptırmaz, yaptırmazlar. Bak burası da zeytinlik. 677 metrekare 275 bin lira istiyor. Bu da zeytinlik 280 istiyor. Zeytinlik 485 istiyor. Zeytinlik 1000 metrekare 750 istiyor. Göle ve yola sıfır hem de. Ama bunların hiçbir tanesine ev yapamayız. Onun için tek elimizdeki veri diğer ev. Yani baktığımız ev arkadaşlar. O ev olduğu için de biz fiyatımızı burada kendimiz belirleyeceğiz. Neye göre? Mesafeye göre belirleyeceğiz ve metrekareye göre belirleyeceğiz. Şimdi burada bize iyi gösterilen metrekare üzerinden gideceğiz mecbur. Çünkü fazla bir açıklama detay yok. 80 metrekare yazmışlar. Eğer sadece burası 80 metrekarelik bir yerse. Beton harma bir ev var mı? Var. Açık konuşalım. Bugün bunu yaptırmaya kalksan 1000 ee, lira paran fazla fazla gider fazla fazla gider yani. Şu vaziyete getirmem bile yani o betonu metonu dökmek işçilik mişçilik de ayrı. Ufak bir yer belli. Metrekare tam belli değil. Müstakil tapu olduğunu yazmış. Aşağıya da metrekareyi yazmamışlar maalesef. Ee, onun için şimdi burada bir pazarlık yapılır mı? Yeni ilan atmışlar bir buçuk. Bize burayı bire verirler mi mesela? Bire verirlerse hemen al. Onu söyleyeyim. Bire verirlerse buraya hemen al. Hani o elektrikli bisiklet sevdamız da vardı ya. Mesafe fazla uzak değil. Yollar asfalt. Elektrikli bisikletinle tıngır 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 tıngır, tıngır, tıngır Selimiye'ye kadar gidersin. 10 kilometre 12 kilometre. Yani illa araban olması şart değil. Evde fena değil. Kendinde yapabilirsin. Bana göre tek eksiği dış cephe mantolaması. Sıvası var ama bir dış çepe mantolaması ister. Genelde bu tip yerlerde biraz fazla rutubet olur. Hem içten hem dıştan mantolama yaparsan şeker gibi oturursun. Burada. Hem mantolama da güzel bir hava katar evet Güzel de bir hava katıyor. Yani güzel bir görüntü katıyor. Bir kısmını böyle taştan da biliyorsunuz. Taş desenli mantolamalar da var. Efendim O da güzel olur diye düşünüyorum. E, şuralar tabii girişini, bahçesini biraz şöyle düzenlersin, oturabileceğim vaziyette yapabilirsin. Yanında da mesela tek katlı yine bir ev var. Şuraya alt katı çözemedim. Alt kat bir insan boyundaysa eğer, yani oturalabilecek bir ev yapılacak vaziyetteyse, alt katı da değerlendirebilirsin. Kendine bir atölye yapabilirsin. Efendim ne bileyim ee, yani bir şeyler üretebilirsin o atölyede ve gider Selimye'de ya da yazlık kıyı kışlacağı gider onları satarsın mesela. Bak ne güzel bir hayal olur. Çok güzel bir hayal şu anda. Hani ne iş yaparım? İşte bir buçuğa büyük şehirlerde bir yer alamayacağımız için en azından bahçesinde nefes alabileceğimiz, Kiradan kurtulabileceğimiz ve temiz havada yaşayabileceğimiz Muğla'nın günlük köyünde e, hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir yer. Ya Murat, ben burada ne iş yapacağım? Sen öyle diyorsun da, İşte ben burada ne iş yaparım? Vallahi e, birçok seyrettiğimiz yayınlar var. İnsanlar çok değişik e, sanat icra ediyorlar. Ne bileyim ahşapın üstüne işte yakma böyle turistik eşyalar yapıyorlar. Ya hepimizin böyle evlerinde olan işte nazar boncukları yapanlar var. Hani öyle bir atölye kendine kurabilirsin. Onu demek istiyorum. İlk aklıma gelenler bu tabii. Sizler bunu çeşitli şekilde geliştirebilirsiniz. Başka başka fikirlerle. Benim aklıma gelen bu. Bir tane de elektrikli bisikletin olsa mesela. Onlar benim tahminim 60 kilometre bir şarjda 60 kilometre gidip geliyor. 30 kilometre kıyı kışlayacağı gidiş. 30 kilometre gidersin. Mallarını orada satarsın. Evine gelirsin. 30 kilometre sonra orada da yine bir şarj edersin. Geri dönersin falan. Böyle bir şeyler tabii düşünülebilir. Ya insan bazı şeyleri yapmak istedikten sonra yapar. Ve yapan da birçok insan var hatta hatta günümüzde sanatçılar bile var. Yani kafası bozulmuş, çekmiş, gitmiş işte. Oralarda bir şeyler yapıyor insanlar, bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Üretmek tabii kendi e, sattığın bir malzemeyi kendin üretmek kadar da herhalde zevkli bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ne olursa olsun bir toplu iğnenin ucunu bile kendin üretip kendin satıyorsan, düşünsene işte şu evin altında kendini öyle bir atölye kurmuşsun. E veya işte mesleğiniz vardır ne bileyim terzisinizdir dikiş makinesinde harikalar yaratabiliyorsunuzdur. E çok satılan mesela turistik bölgelere gittiğimiz zaman tatillere gittiğimiz zaman o şile bezleri var mesela şile bezlerinden inanılmaz güzel şeyler hem erkekler için hem bayanlar için mükemmel şeyler yapılıyor. Onlardan kendinize modeller üretebilirsiniz, modeller çıkartabilirsiniz. O modelleri kendi atölyenizde yapıp dediğim gibi gidip sahil bölgelerinde bunları satabilirsiniz. Bodrum da olabilir. Ben kıyı kışlacık en yakın sahil şeridi diye söylüyorum. Buradan Bodrum'a da gidebilirsiniz. Hadi bakalım Bodrum'a bakalım. Bodrum'a ne kadar da gidebilirmişiz. Böyle bir şeyler yapıyoruz madem. İyi de Murat Bodrum'a o zaman gidelim. Bali Bodrum'da satalım kardeşim. En çok turistik yer orası dediğimiz zaman Bodrum'a 1 saat 6 dakika. Bodrum'a da ne yapacaksın? Eğer araban yoksa, araban yoksa Bodrum'a şu şekilde. Bodrum'a ne yapacaksın? Bodrum'a da şu şekilde gideceksin. Eğer araban yoksa eğer araban yoksa dolmuşla gideceksin, geleceksin. Ne yaparsın? Gülnük'ten Selimiye'ye. Selimiye'den her dakika zaten dolmuşlar var. Dolmuş'a bindiğin zaman gidersin. Dolmuş'ta da burası herhalde tahmin ediyorum bir buçuk saatte falan bir yol alır. Bodrum'a gitmek için. Akbük var. Akbük plajına gitmek için mesafe ne olur? Akbük de mesela hareketli. Bak buraya da 47 dakika. 54 kilometre. Yani buraya da ulaşabilirsin günlükten. Ve iş imkanı yine Bafa Gölü etrafında da var. Bafa Gölü de oldukça turistik bir yer. Yani kendine mutlaka yaptığın o işleri satacak bir yer bulursun arkadaş. Yeter ki iste, yeter ki içinden gelsin. E, hayat zor Türkiye'de. Hayatın daha da zorlaştığını dünkü seçimlerde zaten insanlar vatandaşlar gösterdi. Hayat pahalılığının nerelere artık sirayet ettiğini. E, ...milletin iradesi sandıkta belli etti. Yani e, hakikaten çok pahalı hayat. Ve bu hayat pahalılığı durmuyor da. Ben iki senedir burada bas bas bağırıyorum. Birçoğunuz fiyatlar düşer mi, düşecek mi? Hatta düşecek, düşecek falan diyenler de oldu. Ama ben ısrarla hayır düşmeyecek, daha da yukarı çıkacağını söylemiştim. Dünyadaki ekonomik sıkıntılara da baktığımız zaman... Murat bundan sonra düzelir mi derseniz hani e, seçimler şöyle oldu böyle oldu yine düzelmeyecek arkadaşlar. Çünkü bu ekonomik kriz dünyada var. Üretmeyen bir dünya ve sürekli tüketen bir dünyadayız. İşte üretmek için belki de en güzel seçim. Az parayla üretim ve kazanma. Türkiye'nin kendi özüne dönmesinden başka hiçbir bir çaresi yok arkadaşlar. Tarımın bu kadar geniş olduğu ve toprakların bu kadar verimli olduğu bir ülkenin böylesine fakirlik yaşaması belki de e, cumhuriyet tarihinden beri gelen siyasetçilerin suçudur. Cumhuriyet tarihinden beri diyorum bakın sadece bunların değil. Bu mutlaka Türkiye'de tarımın ilerlemesi ve üretimin artması lazımdır. Bunun başka hiçbir yolu yok. Ne yaparsanız yapın. İsterse bütün şu anki siyasi partiler birleşse de Türkiye ekonomik dar boğazdan kurtulamaz arkadaşlar. Tüketen bir toplum var dünyada ve üreten yok. Üreten kazanır. Üreten kazanacak. Biz zaten bu kadar verimli toprakların içinde kendi özümüze, kendi kabuğumuza bile dönsek, hiç dış dünyaya bağımlı kalmadan bile şu anda Yüce Allah'ın bize geçinebilecek, karnımızı doyurabilecek her şeyi vermiş. Topraksa toprak, suysa su. Her şey var ülkemizde. Yeter ki çalışan birileri olsun. Ha masa başı iş, masa başı iş yok kardeşim işte yok. Yani bak okuyan çocuklarımızın çoğu işsiz. Hepsi birçoğu Avrupa'ya gidiyor, yurt dışına gidiyor çocuklar. Yok. Yok yani. Onun için üretim, 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 üretim. Daha önce size burada biliyorsunuz bir e, üzüm bağı olan bir ailenin dramını anlatmıştım. E, i̇şte onlar mesela son nesiller. Artık üretimde adam diyor ki benim diyor kızım diyor yurt dışına gitmek istiyor, okumak istiyor. Oğlum yurt dışına okumaya gitmek istiyor. Üzüm bağları boş. Boş kaldı. Artık onlardan sonra ne olacak? Satılacak. Onun için e, tabii nereden nereye geldik konuda. Sizlerle tabii sohbet etmek çok keyifli benim için. E, biz sadece burada birilerine al burayı kardeşim demiyoruz. Hem sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, kendi kendimize işte fikirler üretiyoruz. Bir anda burayı atölye yaptık alt katı, üst katta oturuyoruz, kestane pişiriyoruz falan kışın, mısır patlatıyoruz falan. Ee, bahçede oturuyoruz, bir bardak çay içiyoruz veya başka bir şey içenler vardır. Ee, onlara da afiyet olsun. Böyle bir hayaller kurduk. İnşallah yüce Allah'ım herkesin içindeki hayalleri, gönlündeki hayalleri gerçeğe kavuşturur. Şimdi bir buçuk milyon, bir milyona verirlerse al, teklif et al, git oraları gez, hoşuna giderse gerçekten de müstakilse, 100 metre kare bile olsa toplamı bence bu evin sağlamlığı, sağlıklığı açısından al derim. 1 Nisan 2024 tarihinde Özcan Doğru bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0537 977 46 99 0537 977 46 99 arkadaşlar. İkinci ilanımıza gidelim. İkinci ilanımız 236 bin liralık bir yer olduğu için hemen ilanı aldım. Hani başımı sokacak bir yerim olsun kiradan aman Murat illet geldi. Kurtulayım yeter ki ben büyük şehir büyük şehir istemiyorum kardeşim. Tamam mı? Gideyim başımı sokacak bir evim olsun diyenlere böyle bir yer ilana atmışlar. Hemen aldım listeye. Ev şöyle bakın. Şöyle bir ev. Yukarıda böyle teras tarzı, balkon tarzı artık ne derseniz böyle bir yerde yapmışlar. Güzel de bir manzaraya sahip. Odunlarını falan oraya çıkartmışlar. Alt katında yine böyle bir hayvan ahılı var. Hayvan beslemek istemezsen orayı kaldırırsın. Kendine bir bahçe gibi bir şey de yapabilirsin. Ama bayağı da böyle bir masrafı var arkadaşlar. Yani masrafı yok değil buranın. Onu söyleyeyim. Diğerleri hep böyle köyün dışından çekilmiş, köyün içinden çekilmiş yerler. 135 metrekarede arsası var buranın arkadaşlar. Müstakil Bahçeli Balıklı Mahallesi'nde oturur durumda ancak tadilata ihtiyacı var demişler. Tek ev ve ahır. Köy yerleşim alanının merkezinde kadastral yola cephe. İster yatırım ister oturum demişler. Firmamız Ankara'da olduğu için yer görmeyi isterseniz kendiniz yapabilirsiniz gidip demişler oraya da. Şimdi Balıklı nasıl bir yer? On önce ona bir bakalım. Uzak mı şehre değil mi? Balıklı'ya şöyle yaklaştığımız zaman çok fazla bir şey göremiyoruz. Mesela en yakın Sağlık Ocağı'nın 4 kilometre ilerisinde olduğunu görüyoruz bu haritadan. Gördes, Balıklı'ya bakalım. Balıklı, Gördes, Manisa diyelim. Ee, Balıklı'ya, Balıklı'ya, Balıklı mesafesi Gördes'ten Balıklı 20 dakika 16 kilometre. Yani öyle. Ee, çok da uzak değil balıklı. Ama balıklı öyle her şey olan bir yer değil. Yani biraz önce baktığımız mesela e, Muğla'daki gibi bir yer değil. Her şeyi bulabileceğin bir yer değil. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama Gördese, Gördese de çok uzak değil arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 236 bin lira yazmışlar 236 bin liralık bir yer burası 135 metrekare düşünen arkadaşlar varsa parası kısıtlı olan arkadaşlar varsa işte değerlendirsinler. Bu da yine 1 Nisan 2024 tarihi bir ilan Anıl Ergül telefon numarası 0507 278 60 45 0507 278 60 45 arkadaşlar. Bir başka ilanıma gidiyorum. İzmir Ödemiş Meşrutiyet Mahallesi. 1 milyon 400 bin lira yazmışlar. 202 metre kare yazmışlar arsasına arkadaşlar buranın. Şöyle bir ev karşımızda. İçi bu vaziyette 19 tane fotoğrafı var. Arkada bahçesi olacak mı bir bakalım. Ön tarafa bakan yerde bahçesi yok. Arka tarafta da böyle bir bahçesi var arkadaşlar. Ee, şehir içinde satılık büyük müstakil ev diye ilana koymuşlar. Güzel de bir bahçesi var. Büyükçe bir bahçesi var arkada. Ee, 2 artı 1 100 metre kare. Katırcılar Sokağı'na 10 metre mesafede satılık müstakil ev. 202 metrekare bakımlı masrafsız elini çabuk tutan alır. İçerisinde kiracı vardır. Randevu alınarak gösterilir. Aynı zamanda iki katta imarlıdır. Yani yarın öbür gün yıkıp yeniden yaparsanız burası iki katlı bir ev yapabilirsiniz demek istiyor. Ve müstakil tapuludur diye yazmışlar bu ilanı. Peki meşrutiyet ödemişte mi? Evet ödemişin mahallesi. Ödemişin içinde. Yani her şeye yürüyerek gidip gelebileceğim bir mesafe. Eksi yanları var mı? Var. İçinde kiracısı var. Hemen taşınmak istersen sıkıntı olabilir kiracılarla ev sahipleri arasında zaten son günlerde yaşanan olayları haberlerde izliyoruz. İnsanlar cinnet geçirmiş vaziyette. İnsanlar cinnet geçirmiş durumdalar. Bazen haberlere bakmak istemesek de şöyle göz ucuyla baktığımız zaman işte ev sahibi gelmiş kiracıyı basmış. 3 ay 4 ay kira alamamış ya da günümüz şartlarıyla şu anda 15 bin liralar seviyesinde olan kirası eski kiracı diye 5-6 binlerde duruyor. Adam çıkmak istemiyor. Onun işine geliyor. Bu tarafın işine gelmiyor. Bunun işine gelen bunun gelmiyor. Yani bir anlaşmazlık. Bak bunu defalarca hep yıllardır buradan söylüyorum. İşte bu hükümetin yanlışlardan bir tanesi de bu maalesef. Bu olaylara el atmaları lazım. Hala da geç kalmış değiller. Dedim ya yayının başında, yenilen üzülmesin, yenen de sevinmesin. Yani bunu bir galibiyet ve mağlubiyet ele al olarak ele alırlarsa, hiçbir şey yapmazlarsa daha da kötü günler hepimizi bekler. Herkesin birleşip güzel bir e, birlik ve beraberlikle bu işleri atlatabileceğini düşünüyorum. Herkesin bir araya gelmesi lazım. Ben büyüğüm, sen küçüksün. Şusun, busun o işlere girmemek lazım. Birlik, beraberlikten başka hiçbir şey bizim ülkemizi kurtarmaz. Ayrımcılık bizim ülkemizi kurtarmaz. O bakımdan bu kiraydı. Bakın, çok fahiş rakamlara geldi kiralar. Neden geldi? Soktun ülkeye Afgan'ı, soktun ülkeye Suriyeli, soktun ülkeye Iraklı, İranlı bilmem ne bütün Arap şey doldu. Bu arada ben ırkçı değilim biliyorsunuz. Soktun onları. Adamın 3 bin lira etmeyecek kiralık olan evine bunlar 6 bin liraya oturdular, 7 bin liraya oturdular, 8 bin liraya ve devlet olarak buna müsaade ettiniz. Şimdi bu adamları göndermeye başlayınca zannediyor ki ev sahibi gene benim o evim o kadar eder. Ya etmez. Senin evin bu yüzden ediyordu. Normalde etmez ama şimdi artan enflasyonla çıkan hayat pahalılığıyla bu sefer o da o kirayı istiyor. Ama işçinin memurun aldığı para aynı kaldığı için maalesef arızalar çıkıyor. İnsanlar birbiriyle didişiyor. Kavga ediyorlar. Allah'ın merkezin yardımcısı olsun. Şimdi mal sahibi olan için de zor. Kiracı olan için de zor. Yani bu işe baba dediğimiz devlet babanın el atması lazım. Zor. Onun için şimdi burada da kiracı var. Buradaki kiracıya çık desen bir türlü. Çıkma desen bir türlü. Kanun var, yasa var diyorsun, 6 ay bekliyorsun, 1 sene bekliyorsun. Bak bunları da göz önüne alın. Ya da satıcıya belli bir parayı açıkta bırakıp kaç para burası? 1 milyon 400. Anlaştık diyelim ki 1 milyona verdi adam. Tamam hayırlı olsun dedi. Tamam kardeşim ben bunun 100 bin lirasını açıkta tutacağım. Niye? E kardeşim sen kiracıyı çıkart içerisindeki kiracıyı ben sana bu parayı öyle veririm diyeceksin. Çünkü anlaşmalar şu anda böyle. 50 bin liraya da. Anladın mı? O parayı tutacaksın içeride. Kiracıyı çıkartın. Ben ondan sonra buraya alırım. Ya da aldım, tapu'yu aldım. 50 bin lirayı içeride tutuyorum. Ne parası? İşte kiracıyı çıkartma parası. <laughs> Bak şimdi ne kadar zor bir iş. Yani o kiracı için de zor bir iş şu an benim anlattıklarım. Ama maalesef şu anda. Bütün işlemler böyle dönüyor. Arkadaşlar ben bu işin içindeyim. Ya o parayı sen tutacaksın keseceksin. Satandan. Ya da kiracıya diyeceksin bunu. O parayı teklif ediyorsun. Acil oturman gerekiyor ya. Diyelim ki farz edelim ki. O zaman sen götürüyorsun kiracıya veriyorsun. Taşınma parasını karşılıyorsun. Tutacağı evin parasını karşılıyorsun ki bir arıza çıkmasın, bir maraza çıkmasın, mahkemelerde uğraşmayayım. Ben bu yeri tertemiz satın alayım diyor. O bakımdan arkadaşlar bu tür yerleri alırken de böylece hemen dersimizi çalışmış olduk. E, dikkat edelim. Şimdi 1 milyon 400 bin lira istemişler. Zaten merkezin içinde burası. Ödemişin içinde. İzmirli dostlarımıza kucak dolusu selamlar, sevgiler. Onlar da hatırlatmalarını yapabilir. Ee, Fatih Ertal var bunun için. Savaş Alanç var biliyorsunuz. Ödemiş çiçekçilik var. Dostlarımız hepsi İzmir'deler. Onlar e, bu tür konularda zaten yorumlarını yapıyorlar. Diğer arkadaşlar da oradan o yorumları da takip edebilirler. Tabii şimdi Meşrutiyet Mahallesi'nde bakalım başka yerler var mı? Var. Mesela 1 milyon 800 bin lira istedikleri bir yer daha var burada. Bu da 192 metreye 1.800 istemiş mesela. Dört kat imarlı demiş. Bak mesela böyle bir yer. Meşrutiyette. Bu da böyle bir yer. Bu da 1 milyon 800 bin lira istemiş. Böyle bir bahçesi var. Güzel bir bahçesi var aslında ama tabii çok bakımsız kalan bir bahçe var. var. Evde böyle betonarme bir ev, bir yapı. Bu da 1800 istemiş. Bizim baktığımızda 1400 istiyorlar. Bizim baktığımızda öyle içi fena değil. O hemen hemen aynı metrekareleri yani ikisine de 200 metrekare diyebiliriz ama e, şu yoklukta şu alım gücünün düşük olduğu zamanlarda alım gücünün oldukça düşük olduğu bu zamanlarda bu fiyatlara bu yerler alınır mı o da bir muamma. Onun için e, diyorum işte 1 milyon teklif et 1 milyona verirlerse burayı da kapat derim ödemişin içinde olduğu için tabi dostlarımız yine yorumlarını yapsınlar. 1 Nisan 2024 tarihinde verilmiş bir ilan bu da Aytekin Uğur tarafından. Telefon numarası 0535 976 75 82 0535 976 75 82 arkadaşlar. Bir başka ilanımıza geçelim. Şehir e, Bayındır'a gidelim. Yine İzmir'deyiz. Bayındır'dayız. Bayındır Pınarlı. Pınarlı'yı zaten biliyoruz. Birçok baktığımız ilan vardı. Bu ilanı daha önceden Yine bakmıştık. 238 metrekarelik toprak, bahçeli taş ve ev ve dam olarak geçiyor. Burası da yine karşımıza çıkan evlerden bir tanesi. Yığma tuğlayla yapıldığı için sağlamlığını görüyoruz ve sokaklarının böyle işte e, toprak olmadığını, asfalt olduğunu görüyoruz. Bakın yığma tuğla dediğimiz olay da bu. Yığma tuğlanın üstüne sıvasını yapmışlar ama sıva zamanla. Dökülmüş iskelet sağlam gibi duruyor ama yakından her zamanki gibi bakmak lazım yani dışarıdan iskeleti sağlam gibi durur ama içeriden nasıldır onları da mutlaka görmek lazım arkadaşlar ee, özellikle bu tip yerlerde bazısının mesela yarısı taş oluyor yarısı tuğla oluyor bak ateş tuğladan yapılan yerin sağlamlığını şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar şu duvarın kalınlığını görüyorsanız ve tuğlaların diziliş tarzını görüyorsanız eğer sağlamlığı da işte şimdiki tuğlalar gibi değil kağıt gibi. Yandaki evin duvarına omuzunu atsan şöyle sağlam böyle bir yüklensen kırar geçersin yani. Ama o işte tuğlalar sağlam. Yani bazen diyorum ya hani böyle bir yer bulduğunuz zaman hemen burayı kapatın diye Evimiz 238 metrekare arsa alanına sahip, duvarları sağlam, taş evi mevcut, kadastral yol cepheli evin önüne kadar araç girer. Müstakil parsel, toprak bahçe kısmı fazladır. Elektrik ve su abonelikleri mevcut, köy içidir demişler burası için Pınarlı'da. Pınarlı daha önceleri de baktığımız gibi arkadaşlar. Şöyle diyeyim, eczanesi bu zaten Zeytinova'ya çok yakın. Zeytinova'ya 2 kilometrelik bir mesafesi var. Yani yürüme mesafesinde işte eczanesi, sağlık ocağı, okulları falan. Ee, kendi alanında güzel bir yer. Daha önce bakmıştık yine bakalım Bayındır. E Zaten 15 dakikalık da Bayındır'a bir mesafesi var. Bayındır Anadolu Lisesi çok yakın. Mesela Bayındır Anadolu Lisesi de yine Pınarlı'da olduğunu görüyoruz. Ee, kendi başına Zeytinova'ya dediğimiz gibi yakın. Zeytinova'da eczanesi, postanesi, her şeyi var. Zeytinyağı fabrikalarını görüyorum. E, tren istasyonu, daha önce hep böyle bildiğimiz yerler artık buralar, aşina olduğumuz yerler. Pınarlı Mahallesi'ne bir de başka evlere de baktığımızda yine burada daha önce e, bakın 138 metrekarelik mesela şöyle bir yıkık yere bakmışız. Mal sahibi Sevim E diye atmış 138 metrekarelik bir yer. Buraya ne yazmışlar arkadaşlar? 550 yazmışlar mesela. Buraya da 550 istemişler. Şimdi şu evin durumuna göre diğer bizim baktığımız ev 650 olan daha iyi. Başka var mı? Var. Başka da bakmışız. Mesela şuraya bakmışız. 700 bin lira istiyorlar. 230 metrekare. Evin durumu şimdi baktığımız evin durumu bundan daha iyi hemen hemen aynı metrekare. Yani en azından dış duvarlarında sağlamlığı var. 800 bin liraya bir yer var. Hemen hemen yine aynı metrekare. Şöyle bir Buna bakmışız. Geçen günlerde baktık hatta. Buna da 800 bin lira istiyorlar. Yine aynı yerde Pınarlı'da. Ee, bence bu baktığımızın durumu ondan da iyi. 1 milyon 50'ye kadar böyle gidiyor bakın. 2 milyon, 2 milyon 250'ye kadar yerler var. Tabii metrekaresi ve evin sağlamlığına göre bu fiyatlar değişiyor. Ama şu fiyat aralığında yani 550'den başlayıp 800 bin liraya gelenlerin içinde ben 650 bin lira dedikleri 238 metrekarelik bu evi e, onlardan daha çok tuttum. Tabi oraya gidip diğer evlere bakmak lazım. Diğer evlerin sağlamlığına falan bakmak lazım. Şimdi burada e, burada da böyle sıfır masraflı bir yer değil. Çok yapılacak işler var. Özellikle bakın merdiven katlarının çökmüş olduğunu buradan görüyoruz. Şu kapıdan oraya bir merdiven mi yapılması lazım? İçeriden girişli bir ters dubleks mi yapmak lazım burayı arka duvarlarının yanına gidip bakmak lazım arka duvarlarının sağlamlığını şeyini görmek için yani bunlar hep bir kriter ama diğerlerinin içine baktığımızda bunu e, temiz gibi görüyoruz arkadaşlar 650 bin lira demişler 1 Nisan 2024 tarihinde de bu ilanı vermişler Pınarlı mahallesini de gördük hep beraber. Daha önce verilen bir ilan ama ilanı güncellemişler. 500 teklif edin arkadaşlar. Yani bu yoklukta 500'e burayı kapatırsanız bence iyi bir iş yapmış olursunuz derim. Maksimum. Maksimum 500 teklif edin. Pınarların yerinde az çok hep bakıyoruz sürekli görüyorsunuz. Yani 500'e alınmaz mı? Alınır. Arsa niyetine bile ben alırım. 238 metrekare fena bir metrekare değil İçinde eski de olsa bir ev var tamilat tadilat yapılacaksa yaparım yapılamayacak durumdaysa da e, sokarım bir kepçe her yeri dümdüz ederim çıkan taşları bahçe çevirme olayında kullanırım ve bir prefabrik oraya oturturum e, şu aralar şunları e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum Tire Aslan gayrimenkul Serap Aslan telefon numarası 0535 517 5015 0535 517 5015 ve Karavurun. Karavurun çok istediğiniz çok arzuladığınız yerlerden bir tanesi biliyorum. 385 metrekare 970 bin liraya daha önce yine baktığımız taş bina olarak geçen ama e, tabi ortada bir ev yok burada. Sadece taşlar var. Şimdi bu karaburundan her zaman bahsederken şunu belirtiyoruz. Buralar sit alanı. Sit alanlarından yer alırken mutlaka ve mutlaka araştırıp öyle alın diyoruz. Aman diyoruz aman. 2 kere, 3 kere, 4 kere araştırın. Gidin imardan sorun, soruşturun. Ondan sonra bu tip yerleri alın diyoruz. Hemen üst tarafında bir ev görüyoruz şurada tuğlalı. Biraz da böyle yamaçta bir yer olduğu için de e, coğrafi açıdan da gidip yakından mutlaka bakılması gereken yerlerden biri diye düşünüyorum. Bir de Karaburun'un birçok yeri var biliyorsunuz. Karaburun'da mesela bu mahalle şimdi Yayla, Yayla köyü Karaburun'un ulaşım açısından o Mordoğan falan böyle Karaburun iç taraflarına merkezine ulaşmak arabasızsanız zor arkadaşlar. Burada mutlaka arabanızın olması şart. Bak çok büyük zorluk çekersiniz. Eğer onun bunun arabasına, komşunun bunun arabasına, ben sevmem mesela işte beni her sabah bırak bırak demeye bir insana. E, mutlaka birçoğunuz da istemezsiniz. Ya şehir merkezine hani beni bırak gibilerinden. E, neden insanlara yük olacaksın ya da müdana edeceksin. Şimdi onun için arabası olmayanlar e, burada sıkıntı yaşar. Ama arabası olanlar burayı düşünebilirler. Onu söyleyeyim size. Aracı olanlar düşünebilirler. Eğer imardan buraya bir sıkıntı yoksa. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Sakın diyorum. Kara burundan bazı bölgeler var. Sit alanı. Hiçbir şey yapamazsın. Çivi bile çakamazsın. Sana al burayı ya bir şey olmaz derler. Sonra yarın o bir şey olmaz diyenlere yanında yörende göremezsin. Karaburun Yayla Köyü'nde asfalta cepheli 080 köy içi imarlı taş bina. 080 dediği tek katlı yapı yapabilirsin. Mevcutta 385 metrekare arsa alanı içerisinde 65 metrekare bina tapuya işlidir. Bak bu güzel. Tapuya da işli. Yani tadilat ruhsatıyla sen burayı eski halinde bir taş ev yapabilirsin. <laughs> ya da götürüp bir prefabrik 65 metrekarelik bir prefabrik evde yapabilirsin. Metrekaresi güzel. Ama dediğim gibi buradaki önce sit alanını unutmayın. Ondan sonra da ulaşım mevzusunu burada unutmayın arkadaşlar. Şimdi yayla köy. Bakın buradan tam adanın yani burnun e, ada deriz aslında biz e, İzmirliler olarak dermişim ama gerçekten İzmirliler buraya ada derler. E, ada değil tabi burun ama şöyle bir burun Tam bu yayla ortada kalan bir yer. Bir de burada birçok köyün tahliyesi de istenmekte. Bu da o köylerden mi bilmiyorum. Birkaç tane köy var. Mutlaka imar müdürlüğüne gidince onları da araştırın. Şimdi burada yollar çok öyle yapılı değil. Yollar nerede yapılı? Karaburun, İnecik, Mordoğan şu arada yol var. Ama bu aralardan buralara falan gelmek için biraz sıkıntı. Bunu daha çok haritadan görebileceğiz, diğer haritadan görebileceğiz. Yayladan Karaburun 23 dakika yani 15 kilometre, kilometre olarak yakın ama yine virajlı yollar olduğu için bakınız Yayla Köy, şurası Yayla Köy'den aşağıya sahile 15 kilometre 23 dakikada Karaburun'un merkezine ulaşabiliyorsun. Yani ee, çok büyük bir mesafe mi değil. Karaburun Mordoğana 38 dakikada gidiyorsun. Efendim Alaçatı'ya gidebilirsin. İşte ne bileyim burada Urla var. Urla'ya gidebilirsin. Urla'ya gitmek için mesela mesafe 1 saat 11 dakika. Yani burada bir ada yaşantısı gibi yaşantı yaşayabilecek olanlar için tekrar ediyorum. Aracı olanlar için iyi buralar aracı olmayanlar için çok iyi değil. Metrekare güzel. 385 metrekare güzel. Tek katlı da bir ev yapabiliyorsan güzel. İmarlıysa güzel. Sit alanıysa kötü. Hiçbir şey yapamazsın. Ama imarlıysa burayı da düşünün derim. Şimdi yayla mahallesine bakalım. Başka satılık yer var mı? Evet var. 101 metrekareye 740 bin lira istiyorlar. Bakın. Şimdi buraya neden fazla istiyor? Bu adamın metrekaresi ufak. Buraya neden fazla istiyor? Elektrik su sorunu yok. Denize yaklaşık 4-5 kilometre mesafesi var diyor. Ee, yani 4-5 kilometre mesafesi var dediği zaman yayla köye tekrar şöyle bir gelelim. En yakın deniz şurası. Hiç de öyle bir mesafe görmüyoruz. Bakın denize gitmen için en yakın deniz sana 12 kilometre uzaklıkta. Öyle 4-5 kilometre falan değil. 740 bin lira buraya fazla yazmışlar bu metrekareye göre. Ama şunu da hesap etmek lazım. Diğer yer yani şurası biraz eğimli bir yer. Bak görüyor musun? Biraz eğimli bir yer. Şuradan daha iyi görebiliriz eğimli olduğunu. Şurada bir fotoğraf var. Manzarası yalnız güzel. Onu söyleyeyim. Bak şuradan eğimli olduğunu görebiliyoruz. Yani böyle dümdüz bir arazi değil seninki. Burada yapacağın iş ve işçilik, malzeme getirip götürme işleri biraz daha zorlu. Bunlara göre de fiyat veriyor olabilirler. Adamın yerine pahalı derken şey de yapmayalım. Görüyor musun eğimi? Eğim burada çok. Bunları göz önünde bulundurmak lazım, gidip gezmek lazım arkadaşlar, oralara bakmak lazım. 800 bin lira. Ver al. Burayı, burası için diyorum. 385 metrekare. Beğendin, hoşuna gitti. 800 bin lira. 750, 800 bin lira. Uyar. Uyar oluyuz yani. Yeter ki versinler. Erhan Oğuz, 1 Nisan 2024 tarihli ilan. Telefon numarası 0546 766 9348. 0546 766 93 48 Nereye geldik? Yine Güzel İzmir'de Kınık'tayız. Arpa Seki Mahallesi. Daha önce verdik. 850 bin liraya verdiğimiz ilan duruyor. Ee, biz 850 bin lira tabii dememiştik buraya. Biz 600 bin lira vermiştik. Bir ev parasına iki adet ev. İki kişi kardeşler olur, şeyler olur demiştik. Bakın ikisi de evlerin oturabilecek durumda aynı arsa içerisinde e, iki tane ev evler duruyor fakat fiyatta düşmemişler biraz düşerlerse güzel olur e, doğası falan çok güzel 625 metrekare avlulu kargir ev ve ahır olarak geçiyor fakat iki tane ev yapmışlar yan yana kardeş olur abi kardeş olur şey olur böyle yani 850 bin lira arkadaşlar yine başımızı sokacak bir evimiz olsun, kiradan aman kurtulalım, dağın başında olsun, biz nasıl olsa şehire gider, şehirde bir iş bulur çalışırız diyenler için vallahi ideal. Tabii bakacağız şimdi mesafeye. 625 metrekare arsa da iyi. İkiye bölsen 300 metrekare yer çıkar iki kardeşe. Yani ortadan bahçeyi bölsen. Şimdi bir tanesi aktif kullanılıyor. ikincisi depo olarak kullanılmakta evlerin demiş. Dilerseniz ikinci ev tadilat yapılarak kullanılır hale getirebilir. Diğer kısımda bahçe olarak kullanılabilir. Evimiz köyün dışında olup harika bir manzaraya sahiptir. Köyün dışındaymış. Arpa Seki'nin yani köyünün dışında arkadaşlar. Şöyle buradan bir bakalım önce. Okulu gördük. Bir okul var. Arpa seki orta okulu var. Ee, sağlık Ocağı'na falan yakın. Arpa Seki'ye daha önce baktık arkadaşlar. Buraları da bilmeniz lazım aslında da tabi yine de bakalım sağlama yapalım. 19 dakika 13 kilometrelik bir mesafe Arpa Seki ile Kınık arası arkadaşlar. Kınık'ın merkezine 19 dakikada gidebileceğiniz bir mesafe aslında. Ee, fakat Hamza Hamza Hocalı Hamza Hocalı da 5 kilometre. Hamza Hocalı'yı neden söylüyorum? Hamza Hocalı da böyle e, yine mesela hem otobana çıkabileceğiniz şöyle biraz daha şöyle içine doğru gireceğiz, girersek eğer mesela işte benzin istasyonunun şeyin olduğu yer yani biraz daha böyle sağlık ocağı, eczane gibi yerleri bulabileceğiniz bir yer Hamza Hocalı. Ama eğer merkeze kınağa gideceğim dersen 13 kilometre 19 dakikada da merkeze ulaşabileceğin bir yer. 600 bin lira demiştik hala da duruyoruz o fiyatta. 625 metrekaresine metrekaresine metrekare fiyatı verebiliriz burada. 850 bin lira diyebiliriz. Çünkü biraz da köyün de dışında diyor vatandaş. Tayfun Erdoğan 31 Mart 2024 tarihli ilan telefon numarası 0532 507 5530 0532 507 5530 biraz hızlanıyorum arada sırada bazen yavaşlıyorum ve Bursa Orhaneli Çınarcık Mahallesi Yeşil Bursa Yeşil Bursa'ya da selamlar Nilüfer ilçesi sınırında Baraj Gölü manzaralı müstakil köy evi diyor. 800 bin lira diyor 31 Mart'ta vermişler dün vermişler 218 metrekare çok güzel Bursa'nın her yeri köyleri gerçekten çok güzel köyler şöyle fotoğraflarına bakalım şu aradan girdiğin zaman bu eve ulaşıyorsun kendisinin şöyle ön tarafı ve yan tarafında bulunan bahçesi aman Allah'ım müthiş ağaçları evde sağlam evde sağlam güzel Yalnız buradaki sıkıntıyı anlatacağım size neden bu kadar iç içe olduğunu. Çünkü bu yapılan evlerin yolları olmadığı için şuradan bir yol verilmiş. Herkes o yoldan gelip gitmek mecburiyetinde. Yan tarafına yeni bir yer yapılıyor bakın tam karşısına. Görüyor musun? Adam betondan işte iki katlı iki buçuk katlı villa tarzında bir yer yapmış. Evin pimapenleri, duvarları. İç kısımlarını gördük, görmüş olduğunuz gibi tadilatlan, ayağa kaldırabileceğiniz bir pozisyonu var. Kendine ait de 238 metrekare olduğu için şöyle ufaktan bir bahçesi de var ön tarafında. E, fena değil, evin durumu, e, manzara güzel. Yine Nilüfer ilçesi sınırında Baraj Gölü manzaralı müstakil köy evi, doğa ile iç içe falan onları boş verin. Bina yaşı 31 yaş üzeri, kullanım durumu boş, opsiyonel. Köy merkezi, cami ve çay bahçesinin hemen dibinde. Kaya paya, kaya paya sadece 20 dakika uzaklıkta çevresinde doğal güzelliklerle çevrili. Araç takası değerlendirilebilir itibariyle e, ulaşım oldukça kolay konumu itibariyle krediye uygun demişler. Arkadaşlar bu soruyu tekrar buradan e, cevaplayalım. Köy evlerinde krediye uygun deseler bile krediye uygun değil köy evleri. Ama bazı yerler ve bazı bölgeler hatta hatta bazı bankalara göre değişir. Siz tapuyu alın gidin bankanıza bir sorun soruşturun. Tamamına kredi vermeseler bile bazı yerlerde bankalar yarısına kredi verirler. Ekspertiz değeri diyelim ki burası kaç para arkadaşlar istemişler? 800 bin lira. Size 800 bin lira vermeyebilir. 300 bin lira verebilir. 200 bin lira verebilir. Gidip tapuyla beraber bankaya müracaat etmeniz gerekiyor. Ama çok eskiler var hani böyle içinde hiç ev yok. Onlara vermez. Onu da sizlere not olarak söyleyeyim. Evet burada şimdi inşallah diyeceğiz ki bir de videosu var. Videosunu da izleyelim. Burada tabii şunu da diyeceğiz şimdi. İnşallah merkeze yakındır. Merkeze yakınsa işimize gelir diyeceğiz. Büyük odalar geniş bir ev. Ve de bir de ferah arkadaş. Baksana her odadan sanki içeri güneş giriyor. Yani o kadar ferah. Bizim şu oturduğumuz apartman dairelerinde güneşin G'sini bile göremezsin. İstanbul'da birçok insan bitişik nizamlarda ev ararken güney cepheli olsun der. Güney cepheli olsun der ama ulan sanki güney cepheye de güneş girmiyor ki. Zaten evler hepsi yan yana bitişik. Hepsi 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı. E zaten güneş girmiyor yani. Ha yine de güney cephe olarak bakın ama bitişik nizamlarda genelde maalesef böyle bir sıkıntı var. Ama işte böyle bir yer olunca, bahçenin içinde bir ev olunca e, o pencereye gidiyorsun, batıdan alıyorsun. Öbür tarafa gidiyorsun, güneyden alıyorsun, kuzeyden alıyorsun, her yerden alıyorsun yani. Akşam batana kadar güneş evin üstünde ya da bahçene çık, bahçenden al. Böyle bir durum. Hadi bakalım Orhaneli Çınarcık Mahallesi'ne. İşte çok uzak. Orhaneli'ne bile 41 dakika 37 kilometre Çınarcık. Bak görüyor musun? Çok uzak. Çınarcık şurası. Bu Çınarcık Yalova. Çınarcık değil. Orhan eline arkadaşlar 41 dakika. 37 kilometre. Yollar da virajlı. Bursa'ya daha yakın yani. Bursa'ya 54. Hemen hemen aynı. Çınarcıa, Çınarcıa şöyle bir gidelim bakalım. Çınarcık'ta bir şey görebileceğiz mi? Göremiyoruz. Maalesef görebileceğimiz bir yer yok. Daha yakın, daha yakın yerler bul bana Murat. Daha yakın yerler bul bana Murat. Niye benim götürdüğün dağın başına diyenler vardır diye duyuyorum şu anda. Ee, daha yakın, daha yakın. Kayapa Zafer daha yakın, onların dediği gibi oraya bile 21 kilometre. Kayapa Zafer dediğimiz yerde arkadaşlar ee, Kayapa Çamlık, yani zaten şehir merkezinin içine gelmiş gibi oluyorsun artık. Yani Bursa'ya gelmiş gibi oluyorsun. Kayapa Sanayi falan her şey burada olduğu için ee, buralara, ah mesela ah şehir içine gelmiş gibi oluyorsun. Anladın mı? Yani buralara 20 dakikalık bir mesafe var. Çınarcıktan Bursa'ya Orhan eline gitmektense bu taraf daha yakın. Kayapa falan daha yakın Bursa Bursa'ya gidebilirsin işte zaten Bursa'nın eteklerine gelmiş oluyorsun yani Kayapa falan. Yani ee, bilmiyorum arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa'ya da 51 dakika hemen hemen hepsine aynı. Deniz tarafına Mudanya'ya mesela. İstanbul Mudanya feribotla gitsek bir saat dört dakikada feribottan indiğimiz zaman araba vapurundan indiğimiz zaman bir saat 4 dakikada arabayla Çınarcık mahallesine gidiyoruz. 800 bin lira demişler. 800 bin lira buraya çok demişler. Bence Çınarcık Mahallesi'nde başka yer var mı? Arsa var mı? Arsalar var. E olarak yok da arsa olarak var. Bakalım Ev yapacağımız köy içi imarlı arsa var mı? Orhaneli Çınarcık asfalta cephe tarla. Tarla bize uymaz arkadaş. Tarlaya ev yapamayız. Köy içi imarlı barajında diyor arsa demiş. Ee, bu da yalan. Buraya da vermezler diye düşünüyorum. Müstakil tapulu arsalar diyor. Ee, ha, arsalar göle yakın arsalar var, göl manzaralı arsalar var. Tamam, bak bunlar imarlı 340 metrekare arsa olarak geçiyor. Göl manzaralı evler de var etrafında 725 bin lira. O zaman ben bu arsaları da vereyim size. O tarafları düşünürseniz. Bu olmaz, bu 380 bin lira bu tarla. Ama e, bu olur, 645, 645, 361 metrekare, 301 metrekare, 340 metrekare. Bakın, bunlar arsa. Bunlara ev yapabilirsiniz canlar. Bunlara ev yapabilirsiniz. E, şunu vereyim. Hemen bakalım. Bak bu da arsa diye geçiyor. 361 metrekare. 645 bin lira. Tuga, turga Cibır. Telefon numarası 0536-333-0144. 0536-333-0144. Bunu verdim. Bu 645 bin lira. Diğeri bizim baktığımız içinde ev de var hazır. Tamam mı? Onunla uğraşmayacaksın. Ee, onu da vereceğim şimdi. şimdi onunla uğraşmaman güzel. Hani ev var ya içinde o açıdan diyorum. Buraya da ver 600 bin lira mesela. Yani 600 bin lira da buraya ver. nasıl o arsaya istemişler. Aynı parayı buraya verebilirsin. Alırken avantajlı olmuş olursun. 218 metrekare. Fena değil. Ev de var içinde. Ufak tefek tadilatlarla da oturursun. Keşke şey yazsalarmış derken diyecekken buranın hisseli tapu olduğunu işte görüyorum. Mesela bak şurayı okumamıştım. Hisseli tapu olduğunu gördüm ve bu ilandan vazgeçtim arkadaşlar. Ya. Bu ilandan vazgeçtik. Bu da bize yine bir ders. Gördün mü? Manzaralı, müstakil. Köy evi diye satıyorlar. Müstakil yazıyorlar. Müstakil ama ev kendisi müstakil. Arsa e, hisseli. Burada hisse yazmış mı satıcı? Hiçbir yere yazmamış. Oraya gitsen sana diyecek ki al. Hiçbir şey olmaz ya. Herkes alıyor. Senin evin var, şeyin var. Almayın arkadaşlar. Zaten sizi kafadan kandırıyorlar. Zaten sizi kafadan kandırıyor. Bu satıcıyla işin bile olmaz. Bu kanalın ne kadar faydalı olduğunu herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O kadar güzel bir anlatımla geldim. Değil mi? Oraya baktık, buraya baktık. Ama hiçbir yerde yazmadıklarını işte şurada en altta hisseli tapu diye yazmışlar. Bizim böyle bir alışverişle işimiz olmaz. Diğer yer verdiğim arsa onu arayın arkadaşlar. En azından müstakil tapulu bir arsa. Ya işte müşterilerini böyle kaybediyorlar. İşte müşterilerini böyle kaybediyorlar. Evet arkadaşlar. Diğer ilana geçelim. Valla bence çok güzel ama çok güzel hem de ders çalışıyoruz. Harika ders çalışıyoruz. Ve Balıkesir Sındırgıda Düvertepe'de 285 bin liraya bir yer var. Bayramdan önceki son fırsat satılık köy evi 185 metrekare. Yine düşük bütçesi olanlar için gelsin ama yine bir köy evini göremiyoruz. E, affedersiniz ama hayvan ahırından bozma bir yere bile e, ev diyorlar. Kargir ev dam ve arsası. Yani burada arsadan başka bir şey yok arkadaşlar. Burayı tadilatla bile ayağa kaldıramazsınız. Aya kaldıramayacak bir durumda bir yer. Ama 285 bin lira. Ben böyle bir arsa alayım Murat Bey derseniz de 285 değil buraya anca 185 bin lira vermeniz lazım. metrekaresini daha fiyatı hemen şimdiden söyleyeyim sizlere. Sındırgaya 33 kilometre, Balıkesir'e 90 kilometre uzakta. Ama Sağlık Ocağı okulların olduğu bir yer arkadaşlar e, ortaokulun ilkokulun sağlık ocağın olduğu bir yer Düvertepe düvertepeye hemen haritamızdan bakalım Sındırgı'ya 40 dakika 34 kilometre Düvertepe'den Sındırgı'nın arası yani Sındırgı'ya gitmek isterseniz arkadaşlar bayağı bir e, mesafe kat etmeniz lazım Düvertepe ilkokulunun fotoğrafı da yok o, olsa oradan göstereceğim ama Şurada mahalle muhtarlıklarının olduğu, mesela jandarma karakolunun olduğu yerlere e, mesafesi 6-7 kilometre Düvertepe'nin. Yani buraları belki düşünebilirsiniz. Mesela şuraya gelelim. Şuradan, şuradan bir e, yer bakalım. Ha. Mesela şöyle Düvertepe'nin e, bir görüntüsü en azından. Şunları yollarda hep görürsünüz böyle. E, kuş yuvası, cami, mescitleri gibi. Genelde hep yollar şuradan, şu yol ayrımından gidiyor ama tabii e, maalesef oraya yol vermiyor bize. E, mesafe. Yoksa Düvertepe'ye gidiyor orası. Alayaka, alayaka mahalle muhtarlığı demişler ala yaka dedikleri yerde burası. Yani burada pek öyle aracın olmadan yaşaman biraz zor. 285 bin lira onun için dedim 185 bin lira daha kafadan yani e, hani parası olmayanlar için versinler diye zaten ortada evde yok. Vereceğimiz fiyat da bu. Yine bütçesi düşük olan dostlar için gelsin bu da. 0531 525 93 66 0531 525 93 66 e bu da son ilanımdı arkadaşlar yayınları beğenip abone olmayı unutmayın kanalımıza destek olun her zaman desteklerinizi hissediyorum daha fazla desteğe de kanalımızın ihtiyacı var bir an önce abone sayımız yukarılara doğru çıksın daha fazla insanlarımıza ulaşalım Gördüğünüz gibi ilanların içinde de ders çalışılacak o kadar çok şey var ki anlatıyorum anlatıyorum biraz belki sıkılıyorsunuz belki biraz uzun tutuyorum ama içlerinde aslında çok da ders çıkartabileceğimiz ilanlar oluyor görüyorsunuz. O ilanları da e, sizlerle böyle paylaşarak fikir alışverişinde bulunarak sizlere anlatmaya aktarmaya çalışıyorum acizane. Beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın kıymetli dostlar.